Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün hoşaf yapacağım. Hoşafımın da içine kuru vişne, kuru üzüm, kuru kayısı ve iki tane elma ilave edeceğim. Suyumu koydum, kaynamaya başladı. Malzemelerimi yıkayıp içine ilave edeceğim. Başlayalım mı arkadaşlar? Yine de sizlere malzemeleri göstermek istedim. Bu kayısı Türkiye'nin kayısısı. Vişne de öyle. Ondan sonra üzüm buranın hazır yani. İki tane elma, tarçınım ve esmer şeker kullanacağım bu tarife. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce vişnemi koyuyorum. Üzüm. Şimdi bunlar biraz pişecek. Şişecek. Ondan sonra kayısımı ilave edeceğim. Hoşaf soğuk olduğu zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Benim annem yarın Türkiye'den geliyor. O çok seviyor benim hoşafı. Ona götüreceğim. Hoşafla da ne iyi gider diye sorarsanız biz peynirli sıkma ile yiyoruz. Ramazan'da mesela. Annem çok yapardı. Karanfil de çok güzel olur ama karanfilim kalmadı. Aşureyi kullanmıştım. Limonu söylemeyi unuttum. Ben yarım limon kullanıyorum. Her zaman limon atıyorum yani içine. Kayısımı da ilave ediyorum. Şimdi kaynamaya devam edecek arkadaşlar ve en son elmamı ilave edeceğim. Tarçınımı da koyacağım, çubuk tarçınımı ki kokusu sinsin.
arkadaşlar, birazcık da gün kurusu ilave edeceğim içine. Parçalayarak tabi bunu. Şimdi de elmamı ilave ediyorum. En sona da şekerim. Çok basit, çok zaman almayan. Yani hem lezzetli. Tadına bakarak da ayarlayacağım arkadaşlar şeker oranını. Şeker az olursa beyaz şeker ilave edeceğim. Çünkü esmer şekerim bu kadardı. Çok güzel oldu. Bir 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını söndüreceğim arkadaşlar. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı, bana destek olun. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.